EYT maaşına Şubat ihtimali. Yani Mart'ta deniliyordu da şimdi belki de Şubat'ta da ödenebilir mi acaba o maaşlar? Hani Aralık mı, Ocak mı, Şubat mı, Mart mı? Sürekli bir kafa karışıklığı devam ediyor. Hürriyet gazetesinin manşeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Çankaya Köşkü'nde katıldığı programda EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakalım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TRT kanallarının ortak yayınında EYT'lilerle ilgili sürecin bir an önce sona erdirilmesi talimatı verdiğini açıkladı. Şimdi bu talimat, yeni açıklamalar, sonra maaşla ilgili nasıl bir düzenleme olabilir? Onun bilgisini ekranlarınıza taşıyalım ama tam da Haydar Bey'in dediği gibi 5 gündü tamam yaşa takılınmıyor, prim ne olacak? Şimdi de prime takılanlar var. 900 günden fazla az da değil, bunun borçlanması da az olmayacak. Kredi çekti insanlar, tarlasını sattı, arabasını sattı. Şimdi yine bir mağduriyet var ortada. AK Parti olarak bir an önce teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. EYT düzenlemesinin meclisteki bürokratik yolculuğu sürerken soru işaretleri de yanıtlanmayı bekliyor. Daha önce EYT'lilerin ilk maaşı için Mart'ı işaret etmişti iktidar. Cumhurbaşkanı ise Şubat ya da Mart gibi diyerek bu aya yetişebileceğini söyledi. Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları Şubat ya da Mart gibi bağlanabilir. Prime takıldık, nasıl olacak bilmiyorum. Yaş 45, herkese vuruyor. Benden küçükler emekli oluyor ama ben olamıyorum. 8 Eylül 99 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz. 5000 ve 5400. Onu değiştirmiyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların adı maalesef açıklanan kanun teklifi detayıyla emeklilikte prime takılanlar olmuştur. Prim güne takılanlar mı gibi bir laf söylendi. Doğru değil. Öyle bir şey yok. Prime takılanlar olmayacak. Kasım ayında meclisteki bütçe görüşmelerinde çok net konuşmuştu Çalışma Bakanı Vedat Bilgin. EYT'liye prim sınırı getirilmeyeceğini söylemişti. O sözlerinden sonra yasa vaat edildiği gibi Aralık ayına yetişmedi. Meclise gecikmeli gelen tekliftense prim sürprizi çıktı. Biz kime güveneceğiz? Biz hangi söze güveneceğimizi şaşırdık. Şu anki kanun teklifinde kademeli prim şartıyla birçok arkadaşımız bu hakkına sahip olamayacak. Böyle bir şey yok yani. Devlet verdiği sözden geri dönmez. Verilen söz geri alınmaması lazım diye düşünüyorum. Hemen her konuda olduğu gibi EYT konusunda da yarım yamalak iş yaptılar. Yeni mağdurlar meydana getirmekten çekinmediler. Parası olana seçime giderken bize para lazım, biraz para ver. Parası olmayana da iş bul, 3 yıl daha bekle diyorlar. Bu yeni bir mağduriyet, bu kabul edilebilir değil. Muhalefet yeni mağduriyet diyor çünkü SSK'lıların giriş tarihine göre 5000'den 5975 prim gününe kadar, Bağkurlularınsa kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 prim gününü tamamlamaları gerekiyor. Bu EYT'lilerin bir kısmının emekli olamaması, bir kısmının da daha çok borçlanması demek. Ödemiş olduğum 400 iş günü devletin hazinesine gitti, bir 35 bin lira daha ödeyerek o hakkı kazanmış olacağım. Önce 5000 iş günü demişlerdi. Öyle olsaydı rahatlıkla bu 35 bin lira benim cebimde kalacaktı. Birçok arkadaşımız bu söz üzerine gitti, borç buldu, alyansını sattı, kredisini çekti. O prim gün sayısını tamamlayabilmek için 40 takla attı. Yıllarca mücadele ettiler. Sonunda dört gözle bekledikleri yasa tasarısı meclise sunuldu. Ama bu kez de emeklilikte yaşa takılanlar emeklilikte prime takıldı. Çünkü yeni düzenlemede yaş şartı kalktı ama kademeli prim şartı var. İki aydır serbest iş yapıyorum. İş yok. Çalışamıyoruz. Kiracıyım. Borcu ödeyebilecek misiniz? Borç aç bulup bir şekilde şey yapacağız. Ya da atıyorum bir bankaya gideceğiz. Borçlanacağız yani. EYT'liler yıllarca hakları olan için mücadele etti. Sloganları da yaşsız, şartsız emeklilikti. Bu kez prime takıldılar. Bu gidişle emekli olmamız bahara mı kaldı artık? Toprağa mı kaldı bilemiyorum. Saygılar.